Belediyelerin asli sorunu değil. Yani belki Melih Bey onu atlamış olabilir. Ya da o günün şartlarında siyaseten de belki söylemiş olabilir. Belediyelerin gücünü, yetkisini aşan, bak Tarım Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir konu benim bildiğim. Ama yine de sormakta fayda var. Bunlar ne olacak? Yani bu aile yaşam merkeziyle ilgili şeyleri vardı, taahhütleri vardı Sayın Gökçe'nin. Yine soğan tozu fabrikasına dönük şeyi var, beyanları var. Yine bu jeotermal sıcak su ile ilgili sera kurulması ile ilgili şeyleri vardı, taahhütleri falan vardı. Bunları da tabii hatırlatmakta fayda var. Halk ekmekle ilgili, halk ekmek satış reyonlarının Polat'ta kurulmasına dönük de sözleri vardı. Bunları da hatırlatayım diyorum. Park sözü vardı, yine benim bildiğim. Yine büyük park Polatlı'ya yapılması düşünülen, büyükçe bir park, Göksu Park tarzı bir park sözü var Sayın Gökçe'nin. Gerçi onun yapılacağına dair son dönemde duyumlar var ama tabii tam bilemiyoruz nedir ne değildir. Onu da en azından hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Binlerce şehit verdiğimiz, hem sosyal hem psikolojik acı yaşatan ülkemize ve aynı zamanda milyarlarca dolar, 400-500 milyar dolar arası ülkemize parasal maliyeti olan terör sorunu da kronik olarak devam etmekte. Hatta PKK terörüne bildiğiniz üzere son dönemlerde bu IŞİD terörü daha da son 15 Temmuz'la beraber FETÖ terör örgütü de ilave olarak ülkemiz bu terörle mücadelesinde sıkıntılı bir sürede gelmiştir, öyle söyleyeyim. Biraz topyekün teröre karşı duruş sergilememiz icap ediyor bu anlamda. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörle ilgili her türlü yasal değişiklikte hükümetin yanında olacağımızı, o konuda sonuna kadar destek olacağımızı Genel Başkanımız da ilk ağızdan defalarca beyan etti. Başkanlık düzenlemesi yok. Vatandaş gününü kurtarma peşinde. Bahsettiğim gibi bu borç yükünün yüksek oluşu, geçim sıkıntısının had safhaya ulaşması, vatandaşın reel gündeminin tamamen geçime dayalı, gününü kurtarmaya dayalı bir duruma sokmuştur. Vatandaşın gündeminde başkanlık, yani yeni sistem, yeni cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekten yok. Biz bunu sahada da görüyoruz. Gerçi tam anlamıyla saha çalışmasına başlamadık ama yakın bir zamanda birkaç gün içinde sahaya da çıkacağız. Tüm hane altlarını, tüm mahalleleri, tüm esnafımızı ve eski adıyla köylerimizi hane altlarını, kapılarını birebir çalarak bu başkanlık sisteminin Türkiye'nin gündeminde olmaması gerektiğini ya da mevcut düzenlemenin bir fayda getirmeyeceğini dilimizi döndürünce Cumhuriyet Halk Partisi İçişleri Teşkilatı olarak kadrolarımızla, erkeğimizle anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bu mevcut 18 maddelik değişiklikle neler yaşanacak? Onlarla ilgili bir vurgu yapmak istiyorum. Neredir? Yine anayasa değişiklikleri alelacele gündeme alınmaması gereken çok önemli tüm ulusumuzu, vatandaşımızı ilgilendiren, tüm devletimizin kurumlarını birebir ilgilendiren bir durumdur. Çünkü anayasa müttefik olunarak genel kabul görmesi gereken bir metindir. Tüm ülkelerde de bu şekildedir. Bizdeki anayasa değişiklikleri genelde olağanüstü dönemlerden sonra gündeme gelmiştir. 24 Anayasası Cumhuriyet'in ilk kurulduğu günden itibaren ele alınmış, düzenlenmiş. Daha sonrasında, daha öncesinde 21 Anayasası gündemdeydi. Daha sonra 24 Anayasası, 60 İhtilali ile beraber 1960 Anayasası, 61 Anayasası ve yine askeri darbe sonucu 80 Anayasası düzenlenmiştir. Hep bir iç karmaşadan dolayı, tıkanıklıktan dolayı gündeme gelen anayasalar sonuçta genel kabul gören bir metin haline almıştır ve halkımızdan da %90'ları geçen bir kabulle geçmiştir.
Dolayısıyla halkın da genelini kucaklaması gereken bir metindir anayasa, anayasanın genel metinleri. Bu anlamda yeni çıkaracak düzenleme, gündeme getirilen düzenleme, öncelikle egemenlik hakkımızı, yani bizlerin oy vererek Türkiye Büyük Meclisi'ni gönderdiğimiz milletvekilleri kanalıyla kullandığımız egemenlik hakkını meclisten alıyor, bir tek şahsa veriyor. Dolayısıyla egemenlik halkımızdan çıkıyor, seçmenimizden, halkımızdan çıkıyor ve tek bir insana veriliyor. Buna karşıyız bu anlamda. İkincisi, başkan aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacağından tarafsızlık ilkesine aykırı bir durum söz konusu. Yani partili cumhurbaşkanı demek, o partinin cumhurbaşkanı demek bir nevi, o partinin cumhurbaşkanı demek. Yani şimdi %51 ile referandumdan diğeri ki geçti, evet çıktı. Diğer %40 ne olacak, 49 ne olacak, oy veren 49. Onların oyu dolayısıyla havada kalmış olacak. Yani temsil hakkı ortadan kalkmış olacak. Bu da egemenliğin kullanılması, demokrasiye yansıması, parlamenter sisteme yansımasının birebir önüne geçecek bir durumdur. Kabul edilemez bir durumdur. Üçüncüsü, başkan kanun yerine kararname çıkarabilecek. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma, yasama yapma yetkisini alıyoruz, tek kişiye veriyoruz. Yani meclis devre dışı kalmış olacak. Milletvekilliği çok önemsiz bir konuma gelmiş olacak. Aynı zamanda biz ne yapıyoruz? Mevcut milletvekili sayısını 600'e çıkarıyoruz. 50 milletvekili artışla yaklaşık ekonomiye de, bütçemize de 187 trilyon ek yük bindiriyoruz. Mevcut ekonomik krizde 50 milletvekili artışıyla beraber 200 trilyon civarında ek yük bindiriyoruz. Bu da kabul edilemez bir durumdur. Norveç, Sveç, Avustralya, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda 8. ABD sayılmış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde burada başkanlık var. Devam ediyor Kanada ve Yeni Zelanda. Son dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi Birleşmiş Milletler nezdinde. Sadece başkanlıkla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. O da kuruluşundan itibaren, Amerika'da kuruluşundan itibaren başkanlıkla yönetilmeye başlamış ve o şekilde sıkıntıları da bertaraf edilerek şu anda dünyada en başarılı örneği Amerika Birleşik Devletleri addediliyor. Bir de son 10 ülkeye bakalım. Yani yine Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde son 10 sıradaki ülkeler. Ülke adı Mali, yarı başkanlık, Mozambik başkanlık, Sierra Leone başkanlık, yine başkanlık, Burkina Faso, çoğunu duymadık isimlerim de, başkanlık, Burundi başkanlık, Çat yarı başkanlık, Eritre başkanlık. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık ziyaret ettiği ülkeler bunlar. Eritre başkanlık, Orta Afrika Cumhuriyeti başkanlık, Nijer yarı başkanlık. Bunlar da en son Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde en son sırada olan ve altı başkanlıkla yönetilen ya da yarı başkanlıkla yönetilen ülkeler. Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak tarafımız hangisinden yana olmalı? Dünyanın en son Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde son sıradaki ilk 10 ülkenin arasında mı yer alacağız? Ya da gelişmiş, demokrasi gelişmiş, insani endeksik anlamda ilk 10 ülkenin ya da 15 ülkenin arasında mı yer almak isteyeceğiz? Bizzat yaşadığı kronik sorunlardan kısaca bir bahsedeyim. Yaklaşık ülkemizi 15 yıldır tek başına yöneten AK Parti hükümetleri ülkemizin hangi temel sorunlarını çözdüler? Yani bu soru soruyorum da. Bize göre kronik anlamda temel yapısal sorunları tam anlamıyla çözemediler. Bunların başında işsizlik sorunu öncelikli yer almaktadır. Kronik olarak devam eden işsizlik sorunu son TÜİK'in açıklamalarına göre, araştırmalarına göre %12.1 sanırım olmuştu en son açıklama, resmi açıklama. Tabii bu resmi açıklama bize göre bu 20'ler civarında, yani resmi rakamlarda %12 nokta küsür ama pratikte
Ülkemizde 120 civarında bir işsizlik sorunumuz var. Hatta bu genç işsizlik boyutuna ele aldığımızda %27'ler civarında gençlerimiz işsiz.